Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2018 yılı Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet Güneş Oğlak burcunda ilerliyor ve yeni yılın ilk haftasına da güzel bir dolunayla başlıyoruz. 2 Ocak'ta Yengeç burcunda duygusal bir dolunay meydana gelecek. Özellikle Balık burcundaki Neptün'den aldığı üçgen açıyla beraber Güneş ve Ay sizin üçüncü evinizde oldukça duygusal enerjiler verecek gibi görünüyor. Bu dolunay etkisiyle yolculuklar, seyahatler, eğitimle ilgili bazı girişimler gündeme gelebilir. Aynı zamanda yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, akrabalar, komşularla ilgili bazı durumlar da yine gündeme gelebilir. Etrafınızdan yardım alabileceğiniz, başkalarına karşı da daha duyarlı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bazı romantik hayallerinize, ideallerinize de bu dolunayın etkisiyle kavuşabilirsiniz. Güzel bir seyahat getirebilir size bu yeni ay, dolunay. İletişimin yoğun olduğu bir dönem. 9. evinizde Güneş var, Plüto var ve Jüpiter Akrep burcunda, Mars Akrep burcunda ve ayın özellikle ilk yarısında Mars'ın, Jüpiter'in 7. evinizdeki bu gezegenlerin 9. evinizdeki Oğlak burcundaki Güneş ve Plüton'la güzel temasları olacak. Ayın 11'inden sonra Merkür de Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Özellikle uzak hedefleriniz, uluslararası işler, uzak seyahatler, akademik konular, eş ve partnerle yapacağınız bazı seyahatler, tatiller olabilir, girişimler olabilir, yasal bazı girişimler olabilir, vize işlemleri gibi örneğin ya da bazı hukuksal konular. Tüm bunlarda da işlerinizin daha hızlı ilerleyebileceği verimli bir süreçtesiniz. O nedenle Ocak ayının özellikle ilk yarısını, dolunayı takip eden bu dönemi iyi değerlendirmekte fayda var. Tüm gezegenler birbiriyle gerçekten olumlu bir açı içerisinde olacaklar, iyi anlaşacaklar. 6 Ocak, 10 Ocak arasında Güneş ve Venüs Oğlak burcunda Mars'la Jüpiter'le güzel temaslar içerisinde. Ortağınızdan, eşinizden fayda alabileceğiniz, kendinizi iyi hissedebileceğiniz, güvende hissedebileceğiniz bir süreç. Hukuksal konularda, akademik konularda güzel başarılar da gelebilir bu dönemde kuşkusuz. 11 Ocak'tan itibaren artık Merkür'ün de Oğlak Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Ve 10 Ocak, 16 Ocak aralığında özellikle yine Oğlak burcundaki gezegenlerin, Güneş'in, Venüs'ün, Plüton'un Jüpiter'le yine çok güzel kontakları söz konusu. Bu da önemli kişilerden bazı destekler alabileceğinize, eşinizden de güzel yardımlar, destekler alabileceğinizin işaretçisi. Ayın başında Uranüs artık Koç burcunda ileri harekete dönecek. 12 Ocak, 13 Ocak gezegeniniz Venüs Uranüs'le dik bir açı yapıyor. 17 Ocak'ta da 26 derece Oğlak burcunda bir yeni ay doğacak. 9. ev yeni ayı. Uranüs etkili bir yeni ayı. Bu kuşkusuz bazı değişik, farklı, orijinal bazı eğitimleri hayatınıza taşıyabilir. İlginç bazı seyahatleri hayatınıza taşıyabilir. Bir yandan da böyle bir özgürleşme enerjisi söz konusu. Uranüs'ün temsil ettiği alanlarda örneğin bazı girişimlerde bulunabilirsiniz veya hukuksal bir işinizle ilgili akademik bir konuda yine bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde hızlı ve sürprizli bazı gelişmelerde söz konusu olabilir. Evet, ayın 18'inden itibaren gezegeniniz Venüs Kova burcuna geçiyor. Ayın 20'sinde Güneş Kova burcuna geçecek ve bu gezegenlerin kariyer evinize doğru ilerlediğini görüyoruz. Kariyerle ilgili konulara ayın son haftasından itibaren daha fazla odaklanacaksınız. Zaten ocağın sonundan itibaren Şubat'ı da kapsayan dönemde sizin için özellikle kariyer konularında bazı değişimler, yenilikler, tamamlanmalar söz konusu olabilir. 26 Ocak'ta Mars Yay burcuna geçiş yapıyor artık. Akrep burcundan ayrılıyor. 31 Ocak'ta da Aslan burcunda güçlü bir dolunay var. Bu bir ay tutulması aynı zamanda etkilerini Şubat ayı
içerisinde daha yoğun hissedebileceğimiz ay tutulması. Bu ebeveynler, anneniz, babanız, kariyeriniz, eviniz, yuvanıza ait konulara işaret ederken ay tutulmaları da bir döngünün tamamlanacağını ve yeni bazı döngünün, değişimlerin hayatınıza gireceğini, kapıların açılabileceğinin de işaretçisi. Kuşkusuz bu dönem geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan bazı şeylerin de tamamlanabileceğini veya yeni bir döngüye doğru evrilebileceğinin de işaretçisi sevgili boğalar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.